Çantamız ve atıklar. Evsel atıklar. Meftuni. Minnoş da vardı ama yok. Fikriye hala depresyonda. Hala kabuğuna çekilmiş. Yemek verirsem yiyor. Çağırdığımda isteksiz kalıyor. Öyle hemen gelmiyor. Önceden böyle pıtıtık pıtıtık koştururdu. Bu kedi de dişi sanırım doğum yapmış ama yavruları yok. Böyle plasentaya benzer bir akıntısı var. Yavrularını bırakıp bu kadar uzun zaman geçirmezdi burada. Ve göğüsleri de aşağıya inmemiş. Yani süt dolmamış. İşte sokak ya düşük yaptı. Düşük çok fazla oluyor çünkü toksik gıdalardan dolayı. Birisi yazmış kediler neden düşük yapar diye. Bunun birçok sebebi var. Irk mesela. Irkından dolayı tıpkı memelilerde, insanlarda olduğu gibi bazen fizyoloji doğuma uygun olmuyor. Mesela Meftune de düşük yaptı. Aslında Kaliko hani ee, çok böyle ayrıcalıklı bir cins değil. Gerçi dişi kaliko çok az bulunuyor, çok nadir bulunuyor. Genellikle erkek oluyormuş. Bu da sanırım e, küçük olduğu için küçük cinsler zor doğum yapıyor. Ekmek ve ilikli e, kemik suyu verdim, ama sevmediler, e, yemediler. Çok böyle. Mecbur kalırlarsa ucundan kıyından yiyorlar ama öyle bir koca tabak kaldı. Ben de aç kalmasınlar artık diye biraz lor peyniri verdim. Biraz salam verdim. Bayıldılar. Bir tane yaralı kedi vardı. Kulağında müthiş bir yara var. Açık yara. Bu lenf ödemler patlamış bademcik gibi ve orası açık yara. Bir de kaşıyınca orası iyice açılmış. Bu kızgınlık zamanlarında bu çok oluyor. Birbirleriyle kavga ettiklerinde zarar verebiliyorlar birbirlerine bir de böyle düzensiz besleniyorlar sağlıksız ortamlar kolayca hastalık kapabiliyorlar çok fazla var yani bu e, lenfleri şişmiş olan kedi ona fıs, fıs yapacaktım ama 2-3 uygulama yaptım canını acıtıyor çünkü asit yapacağım uygulama fıs fıs dezenfektan onun için hemen kaçtı karnı çok aç olmasına rağmen Toplamda 3 uygulama yaptım ve oldukça açık bir yara, derin bir yara çok güzel kapanmış. Ama bu devamlı olması lazım. Rutin olması lazım ki düzene binsin ve kabuk tutsun orası, iyileşsin. Yoksa ilk kaşımada yine mikrop kapar, yine kanar. Ama kaçtı, gitmedi. Şimdi bunlara güzel bir şey pişireceğim ya makarna pişireceğim ya ciğer pişireceğim. Bunun için de hazırlık yapmam lazım sevmediler çünkü ama köpeklerin mesela bayıldılar kemik suyu onlar için donmuş olması önemli değil işte bazen içine su katıyorum seyreltiyorum çünkü bağırsaklarını hareketlendirebiliyor kemik suyu ee, o hiç önemli değil ama kediler bu noktada çok seçici bunlar da böyle birikiyor evde ve yer kaplı. mesela çantayı kullanamıyorum şu ampul Nereye gidecek bilmiyorum. Şu ampuller sanırım bunlar geri dönüştürülemeyen atıklar kutusuna gidecekler ama markete gidip bunları atmak istediğimizde böyle e, niye geliyorsun? Niye yapıyorsun? der gibi bakıyorlar. Hatta bir keresinde bunu kız söyledi. Tezgahtar kız, "Niye atıyorsunuz kız?" biz onları çöpe atıyoruz dedi. Sonra müdür geldi ya, "Abla işte şöyledir, böyledir." gibi bir şeyler söyledi ama Olay bu yani. Bunları çöpe atmak istemiyorum çünkü çöpün içinde sürekli kediler besleniyor. Ama bunları atabileceğimiz bir yer yok.